Günaydın güzel insanlar, günaydın güzel kalpli insanlar. Hayattan Notlar köşemizin bugünkü konusu başarımın en büyük sırlarından biri. Bana sürekli sorular, Ziya abi başarınızın sırrı ne? Yani gönül istiyor ki arkadaşlar bir şey olsun, hani maymuncu gibi her şeyi açsın. Ama öyle bir şey yok. Birçok parametre var ve bugün bunlar içerisinde en önemsediğim şeylerden birini paylaşacağım. Birçok arkadaşımdan ve özellikle iş dünyasından da tanıdıklarımdan en çok bana serzeniş nereden geliyor biliyor musun? Ya Ziya, neden bu kadar çok paylaşıyorsun? Bilgini de kazancını da. Bakın arkadaşlar, ilk TEDx konuşmasında konuşmamın açılışını bile hayat felsefemi anlatan Yunus Emre'nin sözüyle yapmıştım. Biriktirdiğin değil, paylaştığın senindir diye. 10. baskıya ulaşan Başarı Mühendisliği kitabım var ve kitabımda başarı ceketimin düğmeleri diye. 3 düğmesinden biri sizce ne? Tabii ki paylaşmak. Sadece buna özel bir bölüm ayrıldı. 6 yıldır aralıksız her gün WhatsApp ve Telegram üzerinden Hayattan Notlar köşesinde mesajlar bırakıyorum. İnsanlara farkındalık oluşturmaya, kişisel gelişimlerine katkı sağlamaya çalışıyorum. 6 yıldır paylaşıyorum ve insanlar hala farkında değil. İnsanlar sanıyor ki paylaşınca kazançları azalacak. Oysa benim başıma hep bunun tersi geldi arkadaşlar. Paylaştıkça daha çok kazandım. Paylaşmanın bereketi bambaşka arkadaşlar. Bakın başıma gelen bir olay anlatayım size. Eğitmen bir dostum var ve bir gün bir firmaya beni önerdi. Gittim firmayla görüştüm, anlaştık ve firmaya eğitim verdim. Eğitim bittikten sonra dostumun IBAN'ı bende vardı ve ona kazandığım o firmadan kazandığım paranın %25'ini yolladım. Dostum beni aradı. Ya dedi, sen bana para yollamışsın. Ne oldu? Bu nedir dedi. Dedim ki beni firmaya tavsiye ettin ve bu da senin beni tavsiye etme bedelin. Ya olur mu öyle bir şey dedi. Yani ben gönülden seni tavsiye ettim. Hem firmanın hem senin için. Tamam ettin. Ben burada bir para kazandım mı? Evet. Bu da senin hakkın. Çok şaşırmıştı. İlerleyen günlerde aynı firmaya eğitim vermeye devam ettikçe o da eğitmen dostuma da para yollamaya şaşırdım. Her seferinde beni arayıp mahcubiyet üzerine mahcubiyet konuşmaları yapıyordu. Ama ne oldu biliyor musunuz? Beni 4-5 yeni firmaya daha tavsiye etti o dost. Şimdi arkadaşlar, kim kazandı kim kaybetti? Benim dostum kazandı, ben kazandım ve firmalar kazandı. Ben de her yeni firmaya gönderdikçe her eğitimden ona hak ettiği komisyonu vermeye de devam ettim. O yüzden arkadaşlar, bana şu hayatta Ziya başarının birkaç sırrını ver derseniz en başa koyacağım şeylerden biri paylaşmayı bilin olur arkadaşlar. Bugün size ışıl ışıl, pırıl pırıl, apaydınlık paylaşmanın kıymetini bileceğiniz ve bereketinden de faydalanacağınız harika bir gün diliyorum. Ben Ziya Şakir Yılmaz. Gönülden paylaşan insanları çok ama çok takdir ediyorum.